Kemal Sam'ın fan kulübü burada. Sonunda tanıştık. Hoş geldiniz tekrar. Vay be. Evet, durmayı bilmeyen bir fan kulübü. Bıraksan ne kadar zamandır fan kulüple böyle haşır neşesiniz, berabersiniz? Vallahi ben şimdi daha yeni tanışıyorum aslında. Karşılıklı. Ciddi misin? Yeni gelişti. Ben genç, taze bir... sen her ne kadar desen de döndü. Hayır hayatım, tabii ki gençsin, tazesin de. Yok, şaka diyorum. Gerçekten fan kulübünü ilk defa gördüklerin var mı aralarında? Var. Hepsi. Abi bir şey ya, söyleyeceğim. Ya sosyal medya böyle bir şey yani aslında bir şekilde yöneticisi siz misiniz? Tamam. Çok. Onu da mı tanımıyorsun? Yöneticiyi de mi tanımıyorsun? Tanışıyorsunuz. Abi biz tanışıyoruz, pardon. Evet. Sen ama... abi ne yaptın yani? Şevval Sam'ın fan kulübü eksik kurayım diye mi? Böyle bir evde otururken mi aklına geldi? Senin ilk bir süreç bu aslında. Mikrofonu ben getiririm. Sen yürü. Evet. 7 senizlik bir süreç bu aslında. KTÜ mezunuyum ben. Karadeniz'in bana kazandırdığı en güzel güzellik diyelim aslında. Şevval Sam ve Kolbastı'dır. Evet. Şevval Sam ve Kolbastı. Ondan başladı Şevval. İki ayrı uçta gidip geliyorsun. Kolbastı'da ben yokum. Hayır, yani Karadeniz'den bende kalan ve o evet. Süreçten beridir Facebook, Twitter ve tüm sosyal medyada aktif olarak çalışıyoruz. Bugün de arkadaşları sen evet. Mi organize ettin? Beyaz Şov'a gidelim, toplanalım diye. Evet, kesinlikle diye. 37 kişiyiz burada. 37 kişi, 37 evet. Şevval Sam hayranı, harika. Peki birine siz tango albümü hediye ettiniz. Kime? Evet. Kezban Bay diye Kezban bir arkadaşımız. Bay, ama burada değil değil mi? Hayır. Ona da sevgilerimizi yollayalım. Selamlar olsun. Evet. Böyle kampanya falan. Fan kulübünün amacı nedir abi? Yani teki tek sevemiyor musunuz? Toplu halde mi sevmek? Yani mesela ben seveceğim ama tek kişi yetmiyor. Toplu bir de çift sevsek falan diye. Fan kulübünün tam amacı bu mudur yani? Yani bir kitle, evet. Onu sevenler, hayranlar olarak beraber. Belli bir çatı altında toplanmak istedik. Toplanıyoruz. Sürekli bir çığ gibi de büyüyoruz yani. Organizasyonlar yapıyor musunuz kendi aranızda? Yapıyoruz evet. Buluşuyoruz, görüşüyoruz. Sık sık çok güzel dostluklar var. Beni çağırmıyorlar ama olsun. Ama bak ama biz genel... Abi dikkatli olun. Ben mesela benim fan kulübü diye bana bir şey açıyorlardı. Var mı abi bu arada fan kulübün? Fan sayfam var ama evet. Fan kulübüm öyle bir... Fan kulübün yok. Bugün sana bir fan kulüp hediye edeceğiz. Görelim. Oh. Vay. Evet. Bugün... Bugün Levent Yüksel'e bir fan kulüp kazandırdık. Levent, fan kulübün ayrıcalığını biliyor musun? Ayrıcalıklarını anlatayım mı? Bilmiyorum. Mesela şu anda ben sana soruyorum. De ki bana albümüm çıktı de mesela bana. Albümüm çıktı. Gördüğün gibi fan kulübsüz hiçbir tepki yok. Şu evet. Anda albümüm mesela fan kulübüm var. Bir daha söyle. Albümüm çıktı de. Albümüm çıktı. Çok iyiymiş evet. Bu. Vallahi çok yararlı bir şey. Çok yararlı. Bundan sonra bakkala da gitsen bir değil kilo mi? Peynir alayım. Wow! Peynir istedi diye. Bundan sonra seninle beraberler çocukların bütün burs masraflarını, okul masraflarını karşılıyorsun. Her şey süper. Karşılıklı. Süper. Bundan sonra tamam mı? Levent'tesiniz. Tamam mı arkadaşlar? Süper. Peki harikaymış. Hocam fan kulüp işi çok güzel. Ben tek bir yere takılıyorum. Biraz sonra bir röportaj da vereceğim bununla ilgili. Beyaz Şov'un fan kulübünü kurmaya çalışan bir arkadaşlar oldu. Onlara da dedim ki yani beni toplu halde sevmeyin. Tek tek sevseniz daha iyi olur. Çünkü buluşuyorlar ve Adana'da organizasyon yapıyorlar. Benim adıma. Ya gelenleri bilmiyorum ki. Sapık da gelecek. Bilmiyorum ki. Başka birisi de gelecek. Yani hakim olamadığımız şeyler olduğu için bir de bizim ismimizin altında düzenlendiği için bir tek oralarda bir sıkıntı olabiliyor. Ona bütün fan kulüpler dikkat etsin diye söylediğimiz bir konuydu bu. Fan kulüp nedir diye sorduk halkımıza. Çok güzel cevaplar geldi. Şevval Sam'ın fan kulübü de bugün bize vesile oldu sağ olsunlar. Bir izleyelim fan kulüp neymiş efendim. Fan kulüp nedir? Fan kulüp bir birleşimin oluşturduğu. Kulüp tarzı bir şeydir herhalde yani genellikle çoğul olur. Hangi sanatçının fan kulübüsünüz? Ben mi? Müslüm Gürses'ti ama şimdi Murat Boz'a döndük tabi. Herkesin hobisi olan yani bir kluba girdiği zaman yani bir sosyal medyada falan işte üye olduğu kulüp. Fan kulüp dans edilen yerdir. Hayran kitlesi tabii ki. Bizim hayran kitlemiz mesela. Benim hayran kitlem. Var mı hayran kitlem? Ya tabii ki az bir şey vardır. Fan kulüp nedir? Eğlence. Nasıl bir eğlence? Hareketli. Sevilen bir sanatçının
destekleyici kitlesi. Fan bildiğimiz fan mı? Bildiğimiz fan? Yani dönem fanlar, havalandırmalı fanlar mı? O tarz bir şey mi? Kulübün ne olduğunu biliyoruz. Fan, yani fanın da birkaç çeşidi var yani, hangisi olabilir? Sanatçıların hayranlarınız oluşturduğu sivil toplum örgütleri. Gençler kendilerine özgüven sağlayacaklarına başkalarına özgüven, hayranlık duyuyorlar, gelişemiyorlar yani. Kendi olmasını bilmiyorlar yani. Ne yapmaları gerekiyor sizce? Ego ile özgüveni birbirinden ayıracaklar. Fan kulüp, mesela bir ünlü vardır. Onun fanları olur, mesela Justin'in Bieber gibi. Onun kulüpleri, hani Bieber atıyorum, Justin'den örnek veriyorum. Hani Bieber'lardan oluşan bir kulüp. Yani kulüp derken hani Face sayfası olabilir, Twitter sayfası olabilir. Bieber mısınız? Tabii ki. Eğlence merkezi. Eğlence kulübü. Yani gençlerin eğlenmek için gittiği yer. Gittiniz mi hiç? Daha yaşımız tutmuyor. Ne işe yarıyor bu fan kulüpler? İnsanların kaynaşmasına, insanların birbirini tanımasına. Babacığım, nedir fan kulüp ya? Ego ile özgüveni karıştırmayacağız. O da öyle bir şey oldu, evet. Bir ego ile özgüven. Nedir abi, bizdeki açılımı? Var mı öyle bir şey? Sen işte fanatiklerin bir araya geliyor. Bilmiyorum ki Türkçesi nedir? Hani... Fanatizmden mi geliyor fan? Herhalde fanatiyim. Bir kulübüm aslında var. Bir arada eğleniyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.